Merhabalar arkadaşlar. Sosyologlara Mücadele Platformu olarak Sosyologlar Konuşuyor serisinde bu akşam sosyolog Berkay Coşkun'u ağırlıyoruz. Kendisiyle ekolojik krizi konuşacağız. Farklı boyutlardan konuyu ele alacağız. Kendisine katılım gösterdiği için, konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Kısaca kendisinden bahsetmem gerekirse lisans derecesini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden alan arkadaşımız şu an Ankara Üniversitesi'nde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yüksek lisansını yapıyor. Tez döneminde Frankfurt Okulu Ötekileştirme ve Ekoloji Kriz üstüne çalışıyor. Çeşitli bilimsel yayınları bulunuyor. İdealist Proleter adlı YouTube kanalında da sosyolojik içerikler üretiyor. Bu şekilde bahsetmiş olayım. Söz sende. Teşekkür ederim davetiniz için, tanıtım için. Bugün önemli bir konuyu ele alıyoruz. Ekolojik kriz. Ekolojik kriz nedir? Ekolojik kriz nasıl oluşmuştur? Gibi temel bir sorunsalımız var. Çok önemli bir konu tabii. Çünkü Türkiye'de çok tartışılan bir konu değil. Genel olarak sosyoloji mesela böyle akademi sınırları içerisinde kalmış olmakla birlikte ekoloji akademi sınırları içerisinde dahi bilinen bir alan değil Türkiye'de. Halihazırda bir şöyle literatür önerisi de yapacak olursam Türkçe eğer ekoloji okumak istiyorsanız Tuncay Önder, Aykut Çoban, bunun yanında Selim Kılıç gibi yazarlar, böyle sayılı Ümit Şahin var bir de onu da atlamamak gerekir. Bu insanlar hani sayılı literatür üretiyorlar. Bunun dışında tabii spesifik üretim yapanlar da var ekoloji alanında. Ama maalesef hani bir sosyoloji gibi bilinen bir alan değil ekoloji. Fakat hayatlarımızı çok fazla şekillendiren, hayatımızın gidişatını maalesef olumsuz yönde etkileyen bu sadece Türkiye için değil. Tabii Türkiye daha böyle Akdeniz kuşağında bulunduğu için konuşmanın ilerleyen kısımlarında, politika kısmında değineceğim üzere Türkiye gerçekten riskli bir konumda bulunuyor ekolojik kriz açısından. Fakat bu ekolojik kriz tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bunu da söylemek gerekir. Tüm yaşamlarımızı ilgilendiriyor. Batı'da ekoloji diye bir alan var. Ekoloji çok özellikle postmodernizm ile birlikte tartışılan bir konu. Tabii hani postmodernizmle beraber tartışılıyor dediğime bakmayın. Postmodern içeriği de bulunuyor. Çok radikal yönü olan da bir alan. 1900 hani 60'lara kadar dayandırabiliriz. Yani Frankfurt'un o işte Alfred Schmidt, Adorno ve Horkheimer'ın danışmanlığında yazdığı Marx tezi var. Oradan başlatıyoruz. Ama temel olarak Limits of Growth dediğimiz yani büyümenin sınırları hatta Türkçe çevrilmişti ama şu an çevirisine ulaşamıyoruz. Yani ben hiçbir şekilde bulamadım. Satışı var mı? Kim çevirmişti onu tam hatırlamıyorum. İstanbul Üniversitesi mi tam hatırlamıyorum ya da Sakarya'da olabilir. Yanlış bilgi vermeyeyim ama zaten şu an çevirisi yok. Limits to Growth çıkmıştı işte 1970'te büyümenin sınırları. Hani böyle büyüme devam ederse, büyüme sınırlanmazsa hem üretim düzeni yani kapitalizm açısından hem de insanlık açısından ciddi yıkımların olacağını söylemişti. Ondan sonra bir işte eko-Marksizmler, eko-feminizm, eko-anarşizm, Murray Bookchin'in toplumsal ekolojisi, derin ekoloji gibi birçok akım türedi. 1990'larda Andrew Dobson, daha sonralarda Neil Carter, ekolojizm yazdı. Yani ekoloji alanını bir ideoloji olarak, bir siyasi, politik düşünce olarak kurguladı. Buna da politik yeşil düşünce adını verdiler. Green political thought. Hani İngilizce bilen arkadaşlar bakabilirler. Ya yani Türkçe'de şimdi Türkçe özgün üretim yok. Çeviri de yok maalesef çok fazla. Hani yani şimdi ekoloji alanında yüksek lisans tezi yazıyorum. Başvurduğum kaynakların bir kısmı gerçekten Türkçe değil, İngilizce önemli kısmı. Yani Türkçe kaynak, yani Türkçe çeviriler var ama bunları bulmak için literatür çok fazla kazınmanız gerekiyor. Hani burada arkadaşlar tahminimce PDF okuyordur bayağı bir kısmı. Çünkü satılı olarak bulabileceğiniz şeyler değil, kitaplar değil.
Ya bu şekilde aslında Batı'da 50 yıldır bilinen fakat Türkiye'de pek de akademi alanında dahi tanınmayan bir ekoloji alanı var. Ama dediğim gibi tüm insanları ilgilendiriyor. Çünkü burada ekolojik krizden bahsediyoruz. Şimdi ekolojik krizi şöyle bir yanlış anlama da olabiliyor. İklim değişikliği sanıyorlar. Bu yanlış bir adlandırma. İklim değişikliği ekolojik krizin bir uzantısı, bir parçası, bir farklı bir belirtisi diyebiliriz. Ekolojik kriz çok ayrı bir şey. İklim değişikliği daha ayrı bir şey. Tabii iklim değişikliği de çok önemli bir konu. Ama temel olarak ekolojik kriz biz tartışıyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var. Tabii ekolojik kriz daha ekomarksist gelenekten gelen bir kavram. Nasıl diyelim, hani böyle ekoloji tartışmaları içerisinde de hani Weberyan geleneği takip eden birçok akım var. Yani daha böyle sınıf ilişkilerine odaklanmadan, tüketim meselesine bakan, yani tüketimi azaltın diyen, efendime söyleyeyim, daha böyle kültürel açıdan bakan, yani insan ilişkisi açısından bakan yaklaşımlar da var. Hani onlar çok ekolojik kriz demeyebiliyor. Bazıları çevresel yıkım diyor. Bazıları zaten hani daha böyle liberaller, daha böyle sermaye yanlısı, neoliberaller diyelim hatta onlara, daha sermaye yanlısı gruplar ekolojik krizin varlığını direkt kabul etmiyor. Öyle bir sorun var dünyada. Bunun yerine iklim değişikliğini tanıyorlar. Bunu da politika kısmında tartışacağız. Şimdi ekolojik krizin dediğim gibi insanlık açısından önemi var. Neden? Çünkü tüm insanları etkiliyor. Yani o zaman şunu sormak gerekiyor. Yani ekolojik krizi anlamak, yani onun ne olduğunu kavramak istiyorsak eğer ekolojinin kendisinin ne olduğunu anlamak gerekiyor haliyle. Ekoloji basitçe doğa falan değil. Yani bizim böyle işte şehir dışına çıktığımızda gördüğümüz alan değil ekoloji. Böyle ilk etapta hani kavranması daha kolay gibi görünen bir kavram ekoloji. Ancak ekoloji oldukça anlaması zor. Fakat şöyle tek bir kelimeyle ifade etmek gerekirse dünyanın kendisidir aslında ekoloji. Şimdi bu basit ifade tabii biraz zor kısımdan devam etmek gerekiyor. Ekolojiyi materyalist olarak düşünenler var. Spiritualist olarak düşünenler var. Yani mesela James Lovelock var. Onun Türkçesi de vardı ama yine maalesef satışı yok diye biliyorum. Gaia hipotezi öne sürüyor ve ekolojinin bir tanrı olarak yapılandığını söylüyor bizlere. Tanrı biliyorsunuz hani bir bütündür. Doğa ise Tanrı'nın bir parçasıdır. Yani ekolojiyi bir bütün olarak görüyor James Lovelock. Bu tür spiritualistler, işte derin ekoloji gibi o alandaki insanlar ekoloji denen şeyi bir bütün olarak ve hani bu zincirleme şekilde iç içe geçmiş parçalardan oluşan bir bütün olarak görüyor. Şimdi bunu daha somuta materyalist bir tarafa çekelim. Atmosferiyle, okyanuslarıyla, sularıyla, karasıyla, buzullarıyla, her şeyle bir bütün olarak bir ekoloji var dünyada. Tüm bu dünya, tüm bu canlı yaşamı komple her şeyle bir ekolojidir. Bu bir döngü içerisindedir. Siz bu döngüdeki bir noktaya aşırı zarar verirseniz diğer parçaları bozmaya başlarsınız. Yani mesela nasıl örnek verelim? Hani bir bölgede yaşayan balinalar var. Siz bu balinaları aşırı sayıda avlarsanız eğer oradaki bir düzeni, oradaki bir mevcut olan, uzun süredir mevcut olan akışı bozarsınız. Böylece o akışın bozulması başka parçanın bozulmasına ve değişmesine yol açar. Oradaki diğer parçanın değişmesi başka bir parçanın, böyle zincirleme şekilde işleyen bir sistem var. İşte tüm bu işleyiş ekolojinin kendisi oluyor. Ekolojinin kendisini bu şekilde ifade etmek mümkün. İklim değişikliği de aslında bu tür bir şeyden kaynaklanıyor. Karbon döngüsü denen şeyin bozulmasından doğuyor iklim değişikliği. Yine işte aşırı karbon salınımı, karbon emisyonu denen şeyden dolayı mesela atmosferdeki bozulma sonra karaya yansıyor, okyanuslara ve buzullara yansıyor ve
ısınma, okyanusların asitlenmesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Tüm bu bozulma ekolojinin kendisinden kaynaklanıyor yani. Yani ekolojinin işleyişi bu şekilde. Müsilaj da böyleydi mesela. Bir ekolojik krizin göstergesi olarak düşünebilirsiniz müsilaj. Yani Marmara Denizi'nde zaten bizzat hani orada bulunanlar gördüler gözleriyle. Yani müsilaj neden kaynaklanmıştı? Bir kere fazla atık atılmasından, daha sonra denizlerin fazla ısınmasından. Yani 1980'lerden bu yana Marmara Denizi 2 derece, 2,5 derece ısınmış durumda. Bu çok olağanüstü bir sıcaklık. Hem fazla kirletiliyor hem de denizler çok fazla kirlendiği şey ısındığı için zincirleme bir döngüde bozulma meydana geliyor. Bu da müsilaj denen şeyin yoğunluğunun artmasına yol açıyor. Ekoloji anlayacağınız kısaca böyle bir zincirleme, yaşam bölgesi, yaşam alanı diyebileceğimiz bir bütün. Şimdi şunu sormak gerekiyor. Yani ekolojik kriz nasıl, neden oluştu daha doğrusu? Hani nasıl oluştu artık çok kapsamlı bir cevap gerektiriyor. Nasıl şey neden oluştuğu konusunda çeşitli fikir ayrılıkları mevcut. Bir yanda ekomarksistler var, bir yanda daha böyle dediğim gibi Weberyan bakan grup söz konusu. Bu Weberyanlardan başlayalım mesela. Hani Weberyanlar daha insan merkezli bakıyorlar. Böyle bir gerçek söz konusu. Ne diyorlar? İnsan-doğa ilişkisindeki bozulma, insanın doğaya olan yabancılığı, insanın doğaya hükmetmesi, onun üzerinde tahakküm uygulaması ekolojik kriz. Hani daha doğrusu çevresel bozulmaya yol açtı diyorlar. Bu tabii tamamen yanlış değil. Kültür, doğa, insan-doğa açısından bakıyorlar. Ekomarksistler bunu da belli ölçüde kabul ederek şöyle bir şey yapıyorlar. Sermayeyi merkeze koyuyorlar. Sermaye ve doğa ilişkisine bakmaya çalışıyorlar. Şimdi şunu sormak lazım. Ekolojik kriz dünya tarihinde hiç mi görülmedi? Hani bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Burada evet. Şimdi çevresel yıkım denen bir şey var. Dünya tarihine baktığımızda Sümerler, Mayalar, İnkalar, bunlar belli ölçüde aslında çevresel yıkım nedeniyle ortadan kalkmış olan uygarlıklardı. Fakat dediğim gibi bunlar çevresel yıkım nedeniyle ortadan kalktılar. Ekolojik kriz nedeniyle değil. Peki çevresel yıkımla ekolojik kriz arasında ne tür bir fark var? Yani adı üstünde çevresel yıkım aslında o bölgenin çevresiyle sınırlı olan bir yıkımdır. Ekolojik kriz küreseldir. Ekolojik krizin ekomarksistler tarafından kapitalizme özgü olduğu biliniyor. Hani kapitalizm sadece tüm insanlık tarihi içerisinde ekolojik kriz yalnızca kapitalizm içerisinde görüldü. Bunun nedeni kapitalizmin kendi mantığından kaynaklandığını söyler ekomarksistler. Kapitalizmin mantığı, kapitalizm ve doğa arasındaki ilişki bu ekolojik krizde neden oluyor? Peki buna nasıl yol açıyor kapitalizm? Şimdi biraz buna bakalım. Burada tabii hani ekomarksistler de biraz bazıları tek yanlı bakıyor. Onu da kabul etmemiz gerekir. Yani bir yanda Weberyanlar var, bir yanda yine işte Marksistler var. Klasik ayrımlar şeyde de söz konusu açıkçası. Hani ekoloji alanında belli ölçüde mevcut. Yani hem aslında topyekün bakmamız gerekiyor. Ben onu savunan bir insanım. Daha bütünlüklü bakmamız gerekiyor bu ekolojik krizi. Bunun için hatta eleştirel doğa kuramı denen şeyi yazıyorum. Hani eleştirel kuramı, Frankfurt Okulu'nu, Adorno, Horkheimer, Marcuse'yi ekoloji yaklaşımına uyarlamaya çalışıyorum. Alternatif bir eleştirel ekoloji yaklaşımı olarak, ekoloji akımı olarak uyarlamaya çalışıyorum. Yani çünkü bakıyorsunuz, ya bir tarafta liberaller geliyor, onlar çok yanlı bakıyor. Hani kapitalizm ile beraber ekolojik kriz çözülebilir diyor. Ekomarksistler hani şey yapar gibi, hani
laf olsun kapitalizmi kötüleyim. Affedersiniz, Allah kapitalizmi ne yapmasın kafasıyla hareket ediyorlar genelde. Yani bazıları çok dogmatik hareket ediyor gerçekten. Ki ben de ekomarksizme yakın biri olmama rağmen bunun farkındayım. O yüzden burada söyleyeceğim şey biraz enteresan kaçabilir bir ekomarksizme yakın insan olarak. Kapitalizm ve doğa arasındaki ilişkiye baktığımızda benim gördüğüm şey özgürleşme. Yani kapitalizm o kadar da olumsuz bir şey değil şimdi, bunu kabul etmek gerekir. Çünkü kapitalizm insanı doğadan özgürleştirme amacıyla yola çıkmıştı. Yani gerçekten bunu yapma niyetindeydi. Şimdi düşünelim, yani bunu teknik yoluyla sağladılar o dönem, işte teknoloji, teknik, yani ne derseniz. Kapitalizm işte 1600'lerde başladığını kabul edelim mesela. O dönemlerde teknik devrimler yoluyla insanı doğadan özgürleştirmek istediler. Şimdi bunu somut olarak düşünelim. Ben burada mesela karşımda bir cihazla sizinle konuşabiliyorum. Evin içerisindeyim, sıcacık bir ortamdayım. Yani doğadan soyut haldeyim. Ama ben doğanın içerisinde şu an bir hayvan acaba saldırır mı gecenin bir yarısı? Bunun düşüncesiyle de hani yaşıyor olabilirdim. Kapitalizm bunun önüne geçti. Kapitalizm beni aldı, evin içerisine koydu. Bana fosil yakıtlar sayesinde ısınmamı, barınmamı sağladı. Gelişmiş endüstri, gelişmiş tekstil ile benim kendimi kıyafetler aracılığıyla ısıtmamı sağladı. Bunun yanında tabii insanın bir de estetik bir varlık olarak konumlandırılmasını da getirdi kapitalizm. Burada makyaj ürünleri, estetik güzellik ürünleri vesaire, hani daha insanı hayvandan da soyutlayarak, o tamamen neredeyse doğadan kopararak bir yaşam formu sundu kapitalizm bize. Bunu reddedemeyiz, bunu yaptı. Yani burada bazı şeyler var işte, ne diyeyim, görüyorum Instagram'da kıllarını göstererek ben doğalım, kapitalizme karşı geliyorum vesaire diyenler tabii var. Yani orada kapitalizmin güzellik dayatmasını reddediyorlar. Tabii ki bu bence de reddedilmesi gereken bir şey. Çünkü orada kapitalizm şöyle bir hata yapıyor. Tek hakikat iddiasında bulunuyor. Böyle reklamlar aracılığıyla ideal bir kadın imajı dayatmaya çalışıyor. Ama buna tabii karşı çıkmalıyız. Ama mesela kapitalizmin bu estetik insan anlayışını da tamamen reddedemeyiz. Adorno, Horkheimer da reddetmiyordu. Kapitalizmin insanı doğadan özgürleştirmesini de, kapitalizmin insanı doğadan farklılaştırmasını da tamamen bir kenara atmıyordu. Yani birçok olumlu tarafı da var açıkçası şu an kapitalizmin. Yani elektrik denen şey var mesela. Hani elektrik olmasa yine ben bu sunumu yapamıyor olacaktım. Peki sorun ne? Hani ekomarksistler diyor işte kapitalizm ekolojik krize yol açtı. O zaman sorun ne? Nasıl yani? Hani hem özgürleştiriyor hem de ekolojik kriz yaratıyor. Aslında Adorno Horkheimer'ın aydınlanmanın diyalektiği demesi boşuna değil. Özgürleşme amacıyla yola çıkan kapitalizm yıkıma vardı, barbarlığa vardı. Medeniyetin ulaştığı nokta tam olarak buydu. Budur yani şu anda içinde bulunduğumuz durumdur. Peki bu nasıl oldu? Yani diyor ben insanı alacağım, doğadan koparacağım. Ona ikinci bir doğa dediğimiz toplum içerisinde farklı bir özgür yaşam sunacağım. Ama bu güzel bir şey değil mi? Yani o doğanın tüm olumsuz şartlarından, o doğanın tüm negatif olumsuzluğundan insanı koparıp alıyorsun. Daha olumlu bir şey içerisine sokuyorsun. Ama bu nasıl yıkımla sonuçlanabilir ki? İşte burada kapitalizmin doğayla ilişkisindeki diğer noktaya geliyoruz. Araçsallık ve teknik. 1600 yılında kapitalizmin İngiltere'de başladığı kabul edilir. Tabii ki tartışmalar mevcut. Bu tartışılır. Ancak İngiltere olarak kabul edelim şimdi. İngiltere'de Francis Bacon 1600'lü yıllarda bilimsel bir devrim yaptı. Bu da pozitif bilim devrimiydi. Novum Organum'u yazdı. Bu kitapta şöyle bir şey savunuluyordu. Evet, insan doğadan özgürleşmelidir. Fakat bunun yolu doğa üzerinde egemenlik kurmaktan geçmektedir. Çelişkiye bakın. Yani doğayı ben ne kadar hükmedersem, doğanın yasalarını, doğanın işleyişini ne kadar çözer ve onun üzerinde ne kadar egemenlik kurarsam,
o kadar özgür olacağım. Bunu gerçekten savunuyorlardı. Francis Bacon o dönemin burjuva düşüncesini oluşturan kişiydi ve kendisi de üst sınıftı. Şimdi bu özgürleşme, kapitalizmin özgürleşme ideali tam tamına çok da şey değil, böyle masum değil. Orada bir iktidar, orada bir sınıf savaşı var. Feodalizme gelelim. Bu o özgürleşme ideali aslında feodalizmle alakalı. İnsanlar kapitalizme kadar toprak içerisinde yaşadılar. Toprakla bütünleşik bir halde yaşadılar. Biliyorsunuz feodalizm toprağa dayanan bir iktisadi düzendi. Şimdi siz bu insanlara derseniz ki biz sizi topraktan koparacağız ve daha özgür bir yaşam sunacağız derseniz sizin orada sınıfsal bir emelinizin olduğu açığa çıkar. Burjuvazi böyle bir niyetle insanı doğadan özgürleştirmek istedi. 1600'lü yıllarda zaten yeni yükselen burjuvazi vardı ve topraktan da kopmak, kente gelmek, kenti artık merkezi bir yaşam haline getirmek istiyordu. Bu insan doğadan özgürleşmesi ideali aslında kapitalizmin yani o dönemin üst sınıflarının feodalizme karşı olan bir savaşının yansımasıydı. Şöyle bir durum söz konusu. Aydınlanmanın Diyalektiği biraz karışık bir kitaptır. Hani ilk etapta gerçekten okunduğunda kafa yakıcı denebilecek şeyler söylüyor Adorno, Horkheimer. Mitten bahsediyor, mitoloji. Aslında hepimiz doğadan korkan varlıklarız. Şimdi sizi elektrik olmayan bir yerde, hiçbir teknik aletinizin olmayan bir yerde, kapkaranlık, tam da bu saatte kapkaranlık bir ormanın içine tek başınıza bıraktığımda ne olur? Korkmaz mısınız? Hiçbir aletiniz, hiçbir saldırgan bir aracınız yok. Hepimizi orada biyolojik bir korku sarar. Yani doğayı romantize etmeye gerek yok. Hepimiz içten içe doğadan korkarız tek başımıza kaldığımızda. Eski insanlar zaten o yüzden kolektif halde yaşarlardı doğada. Çünkü bir hayvanın saldırısından korkarlardı. Yani mesela ben Çanakkale'de yaşıyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gittim geçen. Hani orası dağda bir alan. Dağ gündüz saati. Onun tepesi gerçekten böyle hani ıssız belli ölçüde bir yer. Hani orada köpeğin neredeyse saldırısına uğruyordum. Kalbimin nasıl attığını size anlatamam. Gerçekten hani doğa o kadar da masum bir alan değil. Şimdi insanlar bu korkuyla yaşadılar binlerce yıldır. Binlerce yıl gerçekten. Kapitalizme kadar insan bu biyolojik korkuyla var oldu. Doğanın her şeyinden korkuyorlardı. Şimşek çakardı bunu Tanrı'ya bağlarlardı. Tanrı'dan korku, tanrıların kavgası olarak görürdü insanlar. Bunu mitolojide okuyabilirsiniz. Başka doğa olaylarını metafizik olarak görürlerdi. Bu korku insanların doğayı metafizik olarak görmelerini sağlıyordu. Ya da ona yol açıyordu veya böyle bir etkisi vardı diyebiliriz. Kapitalizm bunun farkındaydı. İnsanların bu korkularını aşmalarını sağlayacak bir düzen geliştirmek istedi. Yani o dönem yeni, o dönemin yeni burjuvazisi bunu yapmaya çalıştı. Bu korku yenmek istedi onlar. Bunu yapabilmek için de miti yıkmak gerekliydi. Yani o doğa çok da kontrol edilemez, doğaüstü gizemli bir alan olarak görünüyordu kapitalizme kadar. Feodalizmde de öyleydi yani. Mit olarak görülürdü. Eğer kapitalizm o miti yıkarsa, o metafiziği yıkarsa, onun yerine daha materyalist bir dünya yaklaşımı geçirse işte o zaman feodalizmi yıkacaktı. Bu yüzden insanın özgürleşme idealini savundu kapitalizm. Feodalizmin getirdiği o kültürel birikimi yıkmak istedi ve kendisi aydınlanmayı öne sürdü. Aydınlanmayı bir devrim, aydınlanma bir kültürel devrimdir. Burjuvazinin kültürel devrimidir. İnsan ve doğa, kültür ve doğa ilişkisini toptan değiştirip yeni bir iktisadi düzen ortaya çıkmasına kaynaklık etmiştir aydınlanma. İnsanın özgürleşmesi kapitalizmde teknik ile gerçekleşiyor. Maalesef böyle bir durum var.
Bu teknik maalesef ekoloji çok sarsıcı, çok yıpratıcı bir şekilde oluyor. 1600-1700'lerde hatırlıyorum yani okuduğum kaynaklarda Clive Ponting okuyabilirsiniz. Galiba onu sadece PDF olarak bulabiliyoruz. Bu okuduğumuz kaynakta görebiliyoruz. Orada avcılık çok popülerdi. Hani 1600'lerde, 1700'lerde. O dönemi burjuvası tam olarak şöyle hareket ediyor. Mesela balık avcılığı çok popülerdi. Hani ne diyelim, balinalar var ya da başka neler olabilir? Hani çok aklıma gelmiyor da hani sardalya diyelim, hadi çok öyle bir şey yok da yunus diyelim, hadi balina yunus olsun. Şimdi bir yerde çok mu balina var? Onu alıyorlar, onu öldürüyorlar. Sayısı tükenene kadar öldürüyor o dönemin burjuvazileri. Hani avcılar aracılığıyla. Onun ticaretini yapıyorlar. Hani yağını satıyorlar, etini kullanıyorlar, derisinden bir şey yapıyorlar. Onun çünkü ticari olarak bir değeri var balinanın. Fakat şöyle oluyor. Balinalar artık belli bir yerden sonra tükeniyor. Burjuvazi durur mu? Balina mı tükendi? Başka balık mı kalmadı? Geçelim diğer balığa, yunusa. Yunusları da aynı şekilde kullanıyorlar. Onu ticari açıdan sömürüyorlar, kullanıyorlar, alıyorlar, satıyorlar. Sadece bu amaçla, yani onun niteliksel yönlerine pek de bakmıyorlar. Daha iyi avlanma yöntemleri geliştirmek için, yani mesela nasıl oluyor? İşte sardalya avlıyorsunuz. Daha hani 10 metreye yakın yerlerde sardalya bulabilirken artık sayısı da azaldığı için daha derinlerde olmaya başlıyor sardalya. Bunun için yeni teknikler geliştirmeniz gerekiyor. İşte burjuvaziler hani o dönem bunu da yapıyor. Teknik bu sayede gelişiyor kapitalizmde. Hani daha fazla kar etmek adına daha fazla teknoloji geliştiriyorlar. Sonra yunuslar da tükeniyor, başka balığa geçiyorlar. Başka balık da tükeniyor diğer. Böyle hani zincirleme, ticaret dönsün maksat. Maksatta hani o para birikimi büyüsün. Böyle bir niyetle açıkçası bir kar mantığıyla, bir ticari mantıkla ekolojiye müdahale ediyorlar. Tabii bu aşırı bir müdahale. Hani milyonlarca... Son 6 dakika içine giriyoruz. Bunu bir hatırlatmak istedim. Arkadaşlar aynı yayın linkiyle devam edeceğiz. Yayın kapandıktan 10 dakika sonra devam edeceğiz. Ben o sırada yayını kaydetmiş olacağım. Bunu belirteyim. Böldüğüm için kusura bakma lütfen. Görüşürüz. Söz sende. Tamam. Yani işte o 1600'lerde başlayan iktisadi düzenin açıkçası çok doğaya müdahalesi oluyor. Yani milyonlarca canlı öldürüyorlar. Bu sadece hani balıkla sınırlı değil, biliyorsunuz. Yani bugün işte makyaj ürünleri vesaire kullanıyoruz. Yediğimiz, yani kullandığımız her şey açıkçası doğadan geliyor ve doğanın aşırı kullanımından geliyor. Hani bunun ekolojiye olan yükünü tahmin etmek mümkün değil. Yani çeşitli teknikler geliştiriyorlar. Sırf özgürleşme adına bunu yapıyorlar. Hani insan daha iyi yaşasın, insan daha rahat etsin diye doğa üzerinde tahakküm kuruyorlar. Böyle bir düzen başlıyor. Burada tabii artık hani kapitalizmin mantığı tamamen araçsal. Ya bunun ne demek olduğunu da şöyle ifade edeyim. Yani sermaye sahibi olan ya da bir işletmesi olan arkadaşlar varsa burada bunun ne demek olduğunu çok daha rahat anlar. Yani mesela ne diyelim? Bir döner ya hamburger diyelim, daha şey olsun, daha anlaşılır olsun, hamburger işte et vesaire kullanılıyor. Hamburgerde mesela bir açtı ilk kez, ben diyor ki bir kişi A firması geliyor, ben hamburgerci diye bir şey açacağım, açıyor, işte günlük satışı 50, sonra bu artıyor, çeşitli reklam pazarlama teknikleri kullanıyor, günde 100-200 üretmeye başlıyor bu A firması, sonra bunun rakibi çıkıyor. B firması geliyor. O da hamburger üretiyor. O bu sefer geliyor ki hani ben daha fazla üretim yapacağım. 300 tane üreteceğim diyor. Bak bu sefer rekabet başlıyor. Bak orada talep var. Adam giriyor o işin içine. Hani adam dediğine bakmayın. Kapitalizm atarkil bir sistem çünkü. Sonra A firması bunu görüyor. 400 tane üreteceğim. B'ye geliyor, 500 tane üreteceğim. Sonra böyle büyüyen 600, 700, 800'e kadar artan, günlük üretim gittikçe fazlalaşan bir durum söz konusu oluyor. Tabii ben burada niceliksel bir şeyden bahsettim. Bu basitçe böyle olmuyor. Tüm bu hamburger üretim sayıları artarken hayvanların katliamı da açıkçası artıyor ve
hani kapitalizm büyüdükçe doğaya müdahale daha aşırı hale geliyor. Ve kapitalizmdeki tüm işletmeler, kapitalizmdeki tüm fabrikalar bu şekilde işliyor. Ne kadar kapitalizm ne kadar büyür, ne kadar yeryüzüne yayılırsa doğa o kadar açıkçası kullanılıyor, o kadar sömürülüyor. Böyle bir durum söz konusu. Bugün küresel kapitalizmden bahsediyoruz. Küresel kapitalizmden bahsettiğimiz yerde açıkçası doğanın küresel olarak bir yıkım içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Çünkü artık sermaye o kadar büyüdü ki, sermayenin girmediği yer o kadar kalmadı ki tüm dünya hani artık tamamen sermayeye hizmet eder durumda. Sermaye büyümek zorunda. Hani bunu sermaye sahibi açısından da düşünebilirsiniz. Yani elimde bir sermayem var. Ben bunu bir yerlere yatırmak istiyorum. Yatırım alanı olarak kullanmak ve kendi sermayemi büyütmek istiyorum. Eğer bunu büyütmezsem benim zaten başka bir gelir alanım yok. Ben de yoksullaşırım, ben de yok olur giderim bu düzen içerisinde. Zaten sermaye sahipleri bu elindeki şeyi büyütmek zorundalar. O geliri arttırmak, sermayeyi arttırmak zorundalar. Ne kadar sermayeyi büyütürlerse de açıkçası yıkım oranı o kadar artıyor. Ekolojik kriz dediğim gibi en başından itibaren bir şeydi yani küresel bir yıkımdı. Ekolojinin yıkımı demek, ekoloji dediğim gibi komple dünyanın kendisi olduğu için yani yeryüzünün kendisi olduğu için, o yeryüzündeki işleyiş olduğu için onun yıkımı anlamına geliyor. Yeryüzündeki işleyişin bu yıkımı son 50 yıldır mevcut. Yani 1970 hatta hani 1980'ler demek daha mümkün. Tam o zamanlar kapitalizmin küresel noktaya ulaştığı zamanlar. Ne zaman küresel kapitalizm başladı? O zaman işte ekolojik kriz oluştu diyebiliriz açıkçası. Ya şimdi burada sürem bayağı dar. O yüzden ben bunları biraz yüzeysel anlatmak zorunda da kalıyorum. Yani burada mesela değindik işte insanın doğadan özgürleşmesi ya da kapitalizmin insanı doğadan özgürleştirme ideali. Yani bunlar çok derin konular. Ben burada basitçe sonuçlardan bahsediyorum. Yani yoksa bu şeyin arkasında hani binlerce yıllık felsefe tarihi yatıyor. Bunu da vurgulamak istiyorum. Yani kapitalizmin mantığı, o araçsallık, sermayenin birikim, kar mantığı ve bunun araçsallıkla ilişkisi, bunun sermaye sahiplerinin zihniyetine yansıması, o öznel akıllar falan. Hani bunlar çok derin konular, bunlara girmem gerçekten mümkün değil. Konuları ikinci oturumda istersen daha detaylı şekilde açabiliriz. Bence gayet iyi bir sunumdu. Teşekkür ederiz sunum için. Teşekkür ederim ben de. Rica ederim. Devam edeyim mi şu an? Şu an son bir dakika içine girdik. İstersen ben yayını kapatayım. Tamam, daha iyi olur. Ben de ona bakıyordum. 21.45'te devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı yayın linkinden. Tamamdır. Link olmayan arkadaşlara gruptan ulaştıracağım ben tekrar. Görüşmek üzere.